Herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videom. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün başlıkta da gördüğünüz gibi tam bir ayın ardından yeni joystick videosuyla karşınızdayım. Bu videoda tıpkı önceki videoya gelen like sayısı gibi like bekliyorum. Şahsen daha fazlasını atarsanız sevinirim. Güzel bir etkileşim almıştı. Dediğim gibi aynısını bunda da bekliyorum. Ve arkadaşlar 10 adet Royal Pass çekilişimiz yarın sonuçlanıyor. Şu an ben bu videoyu çekerken saat 16.40 ve şu an çekilişin süresine baktığımda ise 19 saat kalmış arkadaşlar. Haberiniz olsun, mutlaka katılın. Bugün videoyu izleyenler, yani video atıldığı gün izleyenler büyük ihtimal katılma fırsatı yakalayabilir. Çekiliş şartlarından da ufaktan bahsedeyim. Gerçekten çok basit. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olup açıklama ve yorumlar kısmındaki çekiliş linkine tıklayıp oradan siteye kayıt oluyorsunuz. Sonrasında da sol yukarıdaki panelden çekilişlere basıp benim çekilişimi bulup ona katılabiliyorsunuz. Elinizi çabuk tutun derim. Videodan sonra hemen oraya uçabilirsiniz. Ve arkadaşlar 10.000 abone çok az bir sayı kaldı. Şu an 8.600 abone. Sizlerin sayesinde hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Sizlerden ricam, gerçekten abone olursanız, destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. En başta ayarlardan başlamak istiyorum. En önemli noktalardan bir tanesi butonları özelleştir kısmındaki 3 tane ayar arkadaşlar. Bunlardan hangisini seçeceğiz? Hangisi daha iyi? Hangisi daha çok HS atıyor? Benim kullandığım ayar 3. ayar arkadaşlar. Yani 3. kontrol desem daha doğru olur. 1. kontrolde hemen şöyle olayı size özet geçeyim. Bakın joystick'in yeri en aşağıda gördüğünüz gibi. Ben ekrana şurada hızlı gitti görüyorsunuz zaten. Sarı yanıyor. Parmağımı oradan bile başlatsam oradan joystick'e dokunabiliyorum. Nereden başlatırsam başlatayım, parmağımı dokunmaya başladığım yerden itibaren joystick'in merkezi oluyor. Birazdan anlayacaksınız diye düşünüyorum. İkinci kontrolde arkadaşlar yine aynı mantık. Ama sağda bir garip değişiklik var. Parmağımı hareket ettirdiğimde burada ateş tuşu da hareket ediyor benimle beraber. Arkadaşlar bunun nedeni ikinci kontrolde 3D Touch vardı eskiden. iPhone 8'den sonraydı galiba. iPhone 8, 8 Plus modellerinde vardı. Daha devamında yok. Kaldırıldı. O da şöyleydi yani. Şu an pek önemi yok ama merak edenler için anlatayım. Parmağımı ekrana basıyorum. Normal basıyorum. Biraz daha bastırdığımda ateş etmeye başlıyordu. Yani o baskıyı algılayabiliyordu ekran. O ekranı artık kaldırdıkları için şu an öyle bir özellik yok arkadaşlar. O yüzden ikinci kontrol tamamen çöp diyorum. Üçüncü kontrole geldim arkadaşlar. Üçüncü kontrolün mantığı da joystick sabit, geri kalan her şey aynı birinci kontrolle. Yani nasıl joystick sabit? Joystick'in yerini göstereyim. Benim joystick'in yeri burada, hatta saydamlığını da açayım. Joystick'in dışında etrafına tıkladığımda ise ekranım gördüğünüz gibi böyle kayıyor. Joystick'imi tam parmağımın olduğu yere göre ayarlamam lazım o yüzden. Hemen ayarlara geldim tekrardan. Cihazımı tutuşunu yapıyorum. Tam ateş ederken ki tutuşumu yapmam daha doğru olur. Parmağımı koyduğumda joystick'in merkezine gelmesi lazım. Hatta merkezin biraz bir tık üstüne gelmesi lazım o siyah noktanın. Bunu ben zaten ayarladım videodan önce. Belki siz joystick'i şuradan yapıyorsunuzdur. Belki buradan yapıyorsunuzdur. Abartmayayım da hepimizin joystick yaptığı yer farklı olabilir. O yüzden kendi parmağınıza göre ayarlıyorsunuz joystick'inizi. Sonrasında zaten gerisi kolay. Boyutlandırmayı vesaire yapıyorsunuz. Boyutlandırmayı da neye göre yapabilirsiniz? Buradan geldim mesela, benim 80. Bunu ben 85 yaptığımda bana büyük geliyorsa, şu an normal geliyor aslında. Yani kullanılabilir olarak geliyor. Normalde demeyeyim de. Kötü gelmiyor ama parmağımı biraz fazla hareket ettirmem lazım. Tekrar 80'e çektim joystick'imi. Diğer önemli noktaya da geleceğiz. Şimdi arkadaşlar joystick'teki bir diğer önemli nokta, hemen şuradaki hızlı koşuyu biraz yukarıya alacağım. Beni kitlemesin. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptım. Joystick'imi rahatça görebiliyorsunuz şu anda. Rakiple karşı karşıya geldiğimde tam sağa tam sol yaparsam rakip zaten çok fazla mermi kaçırır. Bakın gördüğünüz gibi bayağı hızlı oluyor bu şekilde yapınca. Şöyle anlamanız için şuraya geçeceğim. Daha da görsel olsun diye. Şu an ben buna gözle bakıyorum. Siz düşünün. Yakından bakıyorum. Biraz daha uzaktan baktığınızda nasıl gözüktüğünü hayal edin be. Ya da hayal etmenize gerek yok. Gidin TDM'de arkadaşınıza deneyin. Bu dediğim ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar son bir şey kalıyor. Aslında son bir şey mi bilmiyorum. Bakacağız. Hızlı koşu hassasiyetine geldim arkadaşlar. Hızlı koşu hassasiyeti bende 100. Bunu 90'lara çekebilirim istesem. Yani rahat oynayabilirim iki türlü de. Hızlı koşu hassasiyetinizi yükseltmek istiyorsanız ama alışamıyorsanız en başta bir 75'e çekin. 75'e alışırsanız yavaş yavaş yükseltebilirsiniz veya iyiyse o sizin için orada kalabilirsiniz. Bir anda yükseltmeyin sakın. Zaten oynayamazsınız diye düşünüyorum. Daha önceden oynamadıysanız garip gelecektir. Belki de daha rahat oynayacaksınız, bilemiyorum. Denemeniz lazım. Bundan bahsediyorum zaten sabahtan beri. Deneye deneye bulmanız lazım kendi ayarınızı. Ben 100'de oynadım mesela. Şu an 90'a çektim. Bakayım bir değişiklik olacak mı? Şimdi bu joystick'i konumlandırmayı söyledim. Joystick'in boyutunu söyledim. Joystick'in hızlı koşu hassasiyetini söyledim. Geriye kaldı. Joystick nasıl yapılır? Joystick'i tam sağ tam sol demiştim arkadaşlar ama tamamlamamıştım. Tam sağ tam sol yaparken şu şekilde de tam sağ tam sol oluyor. Şu şekilde tam sağ tam sol oluyor. Yani iki türlü de tam sağ tam sol. Bunu nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Çok basit bir yöntem var. Yaklaşık 1 saniye aralıkla bunu tam sağ tam sol yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel HS'ye gidiyor zaten.
Daha fazlasını atar mıyım? Atarım. Yani şu şekilde de değil de. Bu da çok yavaş kalıyor. Dediğim gibi siz o orantıyı ayarlamanız lazım. Zaten sonrasında elinize alışacak, merak etmeyin hiç. Şimdi arkadaşlar joystick yaptıktan sonra nasıl alışabilirsiniz ondan da bahsedeyim, sizin için kolaylık olsun. Az önce şuralardaydık, buraya geldik. Burada arkadaşlar böyle bir silah alma yeri var ama burada silahlar yok. Buradaki direklerden bu şekilde elinize silah da alabilirsiniz. Düz de koşabilirsiniz. Arasından geçmeniz lazım. Tam çapraz bir şekilde yaparsanız eliniz daha rahat alışır. Bir daha dönüyoruz böyle. Bu şekilde antrenmanınızı yapabilirsiniz. Şöyle yapıp iki tane de dönebilirsiniz aslında. Eğiminizi sabit tutmaya çalışın bu arada. Ben unuttum sabit tutmayı. Bu da şu işimize yarar. Mesela şurada adam var. Bunları açlarken adam hiçbir şekilde göstermiyorsa eğimimizi koyarız abi. Direkt adama sağ sol yaparak rushlayabiliriz. Vurması daha zor olur. Hem de sizin eğiminiz onun üzerinde olduğu için sizin onu vurmanız daha kolay olur. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı aslında. En baştan bir joystick yaptık tekrardan. Harbiden joystick güzel arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Bugünlük video buraya kadardı. Eğer buraya kadar izleyip hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup videoda like atarsanız gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.